Doğal ortam bozmasın seni. Malum plazalarda büyüdün. Bozmaz bozmaz, aksine iyi geldi. Benim de ihtiyacım varmış böyle bir şey. Sen neden tercih ettin burayı? Yani zeytin toplama işi falan. Bir sebebi var mı? Bilmem. Ayaklarım buraya getirdi beni. Bence zeytin ağaçları bu dünyanın yaşayan efsaneleri. Her türlü zorluğa rağmen yüzyıllarca ayakta kalmak için direniyorlar. Her derde devalar. Yağı, sabunu, meyvesi. Bildiğin mucize. Yani? Yanisi şu. Bu her derde deva olan, her türlü zorluğa dayanan ağaçlar belki bana da iyi gelir dedim. İyi geldin peki? Öğütlerini dinlesem gelecek aslında. Öğütler. Ne öğüdü bunlar? Kişi özelcim. Neden güldüğünü öğrenebilir miyim? Bütün buluta anlattığımız şu masallar falan çok etkisi altında kaldın herhalde. Zeytin ağacı efsaneleri, öğüt veren ağaçlar falan. Hepsi çok masalsı değil mi? Belki masallara ihtiyacım vardır Ferit. Belki bir süreliğine gerçeklerden uzaklaşmak bana iyi gelecektir. Tamam kabul ama ben şunu merak ediyorum. Masal bitince ne olacak? Onu o zaman konuşuruz. Nazlı. Konuşmayı daha ne kadar erteleyeceksin? Müsaadenle. Toplamam gereken öğütler var. Benim de birkaç öğüde ihtiyacım var sanırım. Nereye kayboldu bu ya? Kesin kendine sığınacak bir plaza arıyordur. Ben de bir zeytin ağacını öğüdüğünü dinledim. Nazlı'yı mutlu etmek istiyorsan git bir zeytin fidanı bul dedi bana. Nereden buldun bunu? Şiilerdeki köylüler zeytin fidanı ekiyordu. Ben de rica ettim. Ekelim mi? Hadi ekelim. Nereye ekelim? Şu tarafa ekelim. Çünkü kış geldiğinde soğuktan korunması gerekiyor. Ama bir taraftan da bahar geldiğinde güneş kucaklamalı. Şu tarafa. Çok emin olamadım şu an. Nazlı bir karar verecek misin artık? Evet vereceğim. Tamam. Son kararım şu taraf. Kızım sen her sene gel böyle. Gelirim vallahi Mehmet abi. Ama yalnız bak haberin olsun, bu sene hasattan payımı düşeni alırım. Sen gelmesen de ben senin payını veririm. Sağ olasın. Kız. Dudu teyze. Ana. Ne yapıyorsun burada? Hiç demiyor ki zeytin toplamaya gideceğim diye. Vallahi aynı soruyu ben de sana soracağım. Benim de hiç haberim yok senin burada olacağından. E bak Allah'ın işine ki. Yine yolumuz kesişiverdi. Allah'ın işi. Senin çocuklar mı burada? Sorma be kızım. İpeceği bir yana dağıldı işte. Ben de her sene böyle geliveriyorum yanlarına. De bakayım seninki nerede seninki? Benimki derken? Kızım kaçıyor ya işte. Ne bileyim. Kocan mı, yavuklun mu? Sen söylemiyorsun emmi. Ben senin gözlerinden anlayabiliyorum. Yoksa ne işin var mı koca zeytin tarlasında bir başına? Sen efkarından geliverdin buraya belli belli. Aman Dudu teyze. Bilmiyor nerede olduğumu. Zaten beklemiyorum ben de kimseye gelmişsin. Bak 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 bak. Gözleri başka diyor, ağzı başka diyor. Bu adamın sende gönlü varsa ne yapar ne eder seni arar bulur kızım. Hanım hanımcık görünüyorsun emmi. Çalışkan çıktın kız, aferin sana. İyi geliyor çalışmak. Seninkinden bir haber var mı? Dudu teyze, bak görüyorsun burada çalışıyorum, kafamı dağıtmaya çalışıyorum. Sen niye ikide bir de bana hatırlatıp duruyorsun? Şimdi şuradan çıkıp gelsen, ne edeceksin? Gelmez, o şimdi evde koltuğunda yayılmıştır, bekliyordur ki Nazlı gelsin. Şu gelen kim peki? Müzik
yakışıklı. Nazlı. Ne yapıyorsun burada? Gördüğün gibi çalışıyorum Feritciğim. Sen nereden buldun burayı? Fatoş söyledi değil mi? Benim kendi yöntemlerim var Nazlı. Fatoş hiçbir şey söylemedi. Neden geldin? Sana bir soru sormak için geldim. Gerçekten çok merak ediyorum. Neden kaçtın? Kafamı toparlayıp düşünebilmek için uzaklaşmam gerekiyordu Feritciğim. Malum o yaygaranın içinde düşünebilmem mümkün değildi. Tamam. Artık kafanı topladıysan dönebiliriz ha? Hayır canım, henüz kafamı toparlayamadım. Ama sen çok istiyorsan git. Yani ben yolu biliyorum nasılsa gelirim. Nazlı, eğer bir sorunun varsa bunu konuşup çözelim. Böyle kaçarak, saklanarak hiçbir şey halledemezsin. Feritciğim, ben şu an kendimi konuşmaya hiç hazır hissetmiyorum gördüğün gibi. Sen en iyisi İstanbul'a dön, ben döndüğümde konuşuruz. Nazlı, seni almadan buradan döneceğimi zannediyorsan yanılıyorsun. Sen de buradaki bütün işi gücü bırakıp seninle tıpış tıpış İstanbul'a döneceğimi sanıyorsan yanılıyorsun. İyi, ben de biraz kafamı dağıtayım o zaman. Ne yapıyorsun? Yalnız çok işimiz var bizim, akşama kadar bitmez. Benim vaktim var. Çalışacak mısın, duracak mısın öyle? Çalışıyoruz herhalde. İnanılmaz lezzetli. Bunun içine var ya, kesin keçi sütü karıştırırlar. Peynir de güzel de ben daha çok ekmeği sevdim. Çıtır çıtır. Tam benim sevdiğim gibi. Belli. Çay alacağım kendim. Alayım mı sana yenisini? Aa, yok, benim var. Merhaba. Bir çay alabilir miyim ben de? Tabii abi, hemen. Tazedir. Demin olsun. Ne yaptınız az? Düzelttin mi aranızı? Yok, daha değil. Amma da keçi çıktın ha. Tatlı tatlı gidiver evinize işte. Ay Dudu teyze, o kadar kolay değil öyle tatlı tatlı gidivermek eve. Önce bir konuşacağız, netleştireceğiz durumları. E konuşuverin o zaman. Kim tutuyor sizi? Buyur abi. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Gel oğlum gel. Maşallah boylu, poslu. Evet, bizim eve hapsından bile sığmaz ha. Maşallah. Kusura bakmayın, rahatsız ettik sizi de. Yemeğinize ortak olduk. Olur mu öyle şey? Her şeyden bol bol var. Yiyin gari, afiyet olsun. Hem ben size herkeslere anlattım. Televizyon seyreder gibi sizi seyrediyoruz. Çok tatlıymış gerçekten. Bizimkiler iddiaya bilem girdi. Sabri diyor ki ayrılırlar. Bahattin diyor ki barışırlar. Kaybeden kazanana bir koyun verecek. Hangisi Sabri? Sabri, aha şu ateşin başındaki. Kokuyu alıyor musunuz? Ben kokuyu bir yerden tanıyorum, hemen geliyorum. Nereye kızım? Sabri yabancı gelmedi galiba. Bir şey sorabilir miyim? Vallahi abla, kusura bakma. Biz Bahattin'le böyle hani eğlence olsun diye yok, yani. Yok yok, onu sormayacağım ben, başka bir şey soracağım. Bu mantarı nereden buldunuz? Bu çok zor bulunan bir mantar. Hem de çok lezzetli. Buralarda yetiştiğini bilmiyordum ben. Ha, ormanda topluyoruz abla. O arkada. Al bir yakın ver tadına. Al al. Ferit. Ferit, bunu mutlaka yemen lazım. Bu mantığa. Biz bunu hep yiyoruz ki. Ben bunu İstanbul'a bile kurutup götürüyorum. İşte ben bunu bilmiyordum. Benim bundan mutlaka toplamam lazım. E toplayalım. Topla tabii abla. Yalnız ormana girmen gerekiyor. Karanlığa kalmayacaksın. Karanlığa kalırsan çok tehlikeli gari. Yok ya, kalmam ben karanlığa. Kız, bir başına gidecekmiş gibi konuşuyorsun. Aslan gibi kocan var ya burada. O seni yalnız bırakır mı zannediyorsun? Hemen oğlum. Ya marketten alamıyor muyuz bunları? Ay aşk olsun Ferit. Marketten alınanla taze taze toplanan bir mi? Hem ben yetiştiği yeri görmek istiyorum.
Tabii sen gelmek istemiyorsan sen bilirsin. Yok canım, olur mu öyle şey? Gelirim. Sabri abi, bana bir tane daha versene, tadı damağımda kaldı. Ver, ver. Afiyet olsun. Sağ olasın. Ormanın neresinde demiştin? Hemen şu karşıda. Şifalı mı?